Evet arkadaşlar, Mo TV'nin değerli aboneleri, öncelikle bilgilendirme amaçlı söylemek istediklerim var. Şu ana kadar yüklenen videolar eski videolar, sadece deneme amaçlı çekilen, kendi arşivlerimizde duran videolardı. Yaklaşık 2 veya 3 yıllık videolar onlar. Onlar tabi amatörce yapılan videolardı kendimiz için. Ama böyle bir kanalı kurunca bu bilgilendirme videosunu yapma ihtiyacı hissettik. Oradaki aksaklıklar illaki var. Bilmediğimiz, yapamadığımız. Şimdiden affınıza sığınırız. Tabi sizlerden beklentimiz videoları beğenmenizdi. İnşallah bundan sonra daha güzel videolar çekeriz. Eksiğimiz olur, önerileriniz olur. Hepsini yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini inanın tek tek değerlendireceğiz. Bizim buradaki amacımız sadece ve sadece gezdiğimiz yerleri, hobi amaçlı çektiğimiz yerleri sizlerle paylaşmak. Bunun içinde gezi olur, araç videoları olur, otel videoları olur. Aklınıza ne geliyorsa. Geniş yelpaze. Sabit bir amacımız yok. Olaylar spontan gelişiyor. Ama önerilerinizi değerlendiririz. Örneğin şu an yoldayız. Seyir halindeyiz. Ve yağmura yakalandık. Hazır bunu da çekelim istedik. Aynı zamanda da bilgilendirme de yapalım istedik. İnşallah bundan sonraki videolar daha güzel olur. Önerilerinizi açığız. Şimdiden beğenmeyi unutmayın. Tıklamayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Şu an biraz önce dediğim gibi yolda gidiyoruz. Aklıma geldi. Dedim ya, spontan gelişiyor olaylar. Size arabayı göstereyim istedim. Şu an kullandığımız araç 2011 Audi A8. 3000'lik turbo dizel. Orijinal PK'sı 258. Orijinal olmayan, yapılmış yani yazılımlı şu an yaptırdık arabamızı. Fotoğraflarını da arkadaşım koyacak. Egzozundan tutun, motor sesi, motor düzeni. 4 çeşit sound sistemi var. Egzoz sistemi. Şöyle size ufaktan bir göstereyim istedim. Şu da kızımız. Şu an normal köy yolunda gitmekteyiz. Gerçekten güzel ve rahat araç. Konforlu araç. Ne bileyim, başka Audi'de ne anlatılabilir ki? Ben Audi'ci değilim açıkçası. Ama geniş. A8'in neresi anlatılır bilinmez. Geniş, aile arabası, makam arabası. Tavsiye ederim. Direksiyondan kulakçığımız var. Hemen size şunu da göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar veya diyen arkadaşlar. Otomatik vites, 300 küsür beygir. Maşallah iyi kaçıyor, güzel kaçıyor. Fırsatını yakaladığımız anda da zaten o soundları da size dinleteceğiz. Şu an hava biraz yağışlı. Dışarı çıkıp çekim yapamıyoruz. Araçla gezintiye çıktık. Diyeceksiniz ki orası neresi? Arkadaşlar burası Afyon Emirdağ. Gerçi burası bizim memleketimiz. Afyon Emirdağlıyız. Memleketimize tatile geldik. Şu an köyde büyüklerimizi ziyaret ettik. Köy yolundan Emirdağ'a tekrar gidiyoruz. Afyonlu olup da bütün Emirdağlı hemşerilerimize buradan selam olsun. İzindeki gurbetteki arkadaşların hepsine selam olsun. Telaffuzumuzda bir hata olursa affola şimdiden. Güzel memleket. Memleket gibisi yok arkadaşlar. Tavsiye ederim. Herkes memleketine gitsin. Gezsin, görsün, büyüklerini ziyaret etsin. Değişik bir duygu. Değişik bir duygu. Hatta şu an Yarıkkaya'dan geçtik. Yarıkkaya'lı arkadaşlara da selam olsun. Aklımıza bir şey gelmiyor. Ne konuşsak ki? Hava da güzel maşallah. Şu an Ağustos'un 3'ü. 3 Ağustos'ta Emirdağ'da yağmur yağıyor. Ekinler çıkmış. Şöyle size gösterebilirim. Hafiften ne kadar gördüm.
içeride ben arkadaşım da yağmur yağdığı için geri dönüyor. Siz siz olun arkadaşlar. Hız kurallarına, trafik kurallarına uyun. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Emirdağ'da tekrar görüşmek üzere. Bu arada size tespihimi göstermek istiyorum. Hakiki Olta taşından Erzurum alınma dipnot bildireyim dedim. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Biz erkek milletinin, bilmiyorum, en azından benim hobimdir, hastalığımdır tespih. Yeni aldım. Yaklaşık 2 hafta oluyor. İşte herkesin bir hobisi var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kayınbiraderimin de hobisi elektronikler. Yapacak bir şey yok. Son sistem, elektronik eşyalar. Hastasıyız dede diyor bana. İnşallah fuara da gideceğiz. Fuara? Arkadaşlar, projelerimizden bir tanesi de Allah nasip ederse Ocak ayında Japonya Tokyo elektronik fuarına gitmek. Dipnot bunun da bilgisini verelim. İnşallah yolumuz düşerse. Daha önceki videolardan da anlaşıldığı gibi arkadaşlar, biz fırsatını yakaladıkça dünyayı dolaşıyoruz. Tayland, Malezya, Singapur, Amerika, Florida, Los Angeles. Fırsat yakaladıkça. Şimdiki hedefimiz de, kayınbiraderim çok istiyor, teknoloji fuarı, yani Japonya'ya gidelim diyor. Evet, çarşımıza yavaş yavaş geliyoruz.